Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, lemata devam ediyoruz. Burada Türkçe lematın başına alınan bir mevzu var. Onu okuduk. Tevhidin iki bürhanı muazzamı. Şimdi biz olmayan kısmı okumaya devam ediyoruz. Mebhas hangi? Bu çok önemli bir konu. İnşallah ben tam istifade ederim bundan. Ruhun dört havasına. Ruhun dört temel özelliği varmış. Dört gayetül gayat vardır. Her özelliğe dört tane de temel gaye var. Gayetül gaye demek yani esas gaye. Ruhun dört özelliği var. Dört tane her birinin de her birinin ayrı özelliği var. Şey gayesi var. Bakalım. Vicdana dört anasır. Vicdana dört unsur var. Allah Allah. Tamam da onu nereden bileceğiz? Açıklasana mübarek üstad. Allah vicdanın dört unsurunu ben bilmiyorum. Yani bu dört havas vicdanın dört unsuru oluyor. Hayır. Ruha vicdana dört anasır. Vicdana ait olan dört unsur. Ruha da dört havastır. Ruhun da dört özelliğidir. Vay Allah sana. Ben bugün dediğim gibi ya rahatsızlığımdan veya başka şeyden tüfennidun yapabilirsiniz beni yani. Levla en tüfennidun. Bunaltı diyebilirsiniz bana. Demek ki vicdana ait dört unsur, ruha da dört havastır. Dört temel özelliktir. Neymiş? İrade ve zihin ve his. Bir de latife-i Rabbani. Dördüncüsü de bu. Anlatabildim mi? Allah insana, ruha bir latife-i Rabbani vermiş yani. Cenab-ı Hakk'ın terbiye, Rab sıfatından gelen bir latife. Dört tane. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Şu dörtten her birinin gayeleri var. Var bir gayetül gayatı, temel gayesi diyelim buna. Gayelerin gayesi. Peki teker teker açıkla bakalım. İradenin gayesi ne? İradenin gayesi ibadet-i Rahman. Şu dünyadaki, kainattaki bütün mahlukata onun iradesine bırakmadan... Anlatabildim mi? Rızıklarını ihsan eden, Rahman olan Allah'a ibadet etmek. Bak, çünkü orada iradesine bırakmıyoruz. O zaman bu irade o nimete karşı ibadet edecek. Başka çaresi yok. Anladınız değil mi aradaki şeyi? Sırrı anladınız. Rahman demek şu dünyada, alem-i şehadette Cenab-ı Hakk'ın mahlukatın iradesine bırakmadan ona lazım olan terbiyesi için gereken bütün ihtiyaçlarını ihsan eden Allah Rezzak demek. Böyle bir zata karşı ne gerekir? Rububiyete karşı, rububiyet dairesine karşı, ubudiyet dairesi. Asıl getirdi ama değil mi? Peki zihninki ne? Marifetullah. Allah zihni vermiş ki Allah'ı tanımayı düşünesin. Hissin ne? Duyguların. Kimi seveceksin? Dünyaya ait 32. sözü hatırlayın. Muhabbetullah. Allah sevgisi. Onun için verilmiş bu. Peki latifenin? Latife-i Rabbani verilmiş. O da şuhuddur yani. Yani müşahede ediyorsun bizatihi. Allah'ın nimetlerini. Diyor ya huzuru daimi hissetmek. Bir ihsan-ı sübhani. Anlatabildim mi? Yani hiçbir kusuru eksiği olmayan Allah'ın bir ihsanı. Allah Allah. Ubudiyet mutlak. Anlatabildim mi? Ubudiyet mutlak. Yani asıl kulluk. Rububiyet dairesi karşılığında ubudiyet dairesi. İbadet-i kamile tam yapılan kulluk dördüne de camidir. Hem marifetullah var ibadette, hem muhabbetullah var, hem de müşahede var, hissediyorsun. Allahu Ekber diye gidiyorsun secde. Bunun ismi takvadır. Takva buymuş. Ne kadar güzel ama değil. Sen atladık mı? Yok. Dördüne de camidir dedik ya. Yani dördünü de içinde topluyor. Bunun ismi takvadır. Bir tabiri Kur'ani. Kur'an tabiridir takva. Takva neymiş? Mutlak ibadet. Bence sadece emirlere uyup yasaklara kaçmak. Onunla yetinmiyor takvanın tarifi. Şimdi anladınız mı? Tefsirciler. Şeriatın esası şu dörtleri terbiye. Şu dördünü terbiye.
Neyi? İbadeti, marifetullahı, muhabbetullahı ve şuhudu. Tenmiye, geliştirme ve tehsiptir. Yani ayırt etme, arındırma. Hem gayetül gayata, temel gayeye saik, sevk etmedir şeriatın gayesi. Ve hem mizan, ölçüsü de odur zaten. Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel değil mi? Geldik bir başka bahse. O da la müessire, yanlış yazılmış o, fil kevni illallah. Kainatta hakiki tesire sahip ancak Allah vardır. Allah'tan başka hakiki müessir yoktur. Bunu sebepleri açıklayacak. Hani diyor ya, izzet ve azamet ister ki esbab, esbab ne yapsın? Yok, esbab perdedar-ı desti kudret olsun. Aklın nazarında. Böyle. Şimdi icat ve halk. Halk-ı kevnde. Kevn, kainat demek. Kainatın yaratılışı ve icadında vasıta sırf zahiri. Araya giren vasıtalar sırf görüntü. Mesela üzümün, üzüm salkımının yaratılışında. Kuru üzüm çubuğu sadece bir vasıta. Ger vasıta hakiki olsaydı, eğer o üzüm çubuğu, üzüm salkımını yaratma noktasında hakiki sebep olsaydı, hem hakiki bir tesir verilseydi, hem bir şuur-u külli lazım. O üzüm salkımındaki içindeki faydaları, özellikleri, işte kimyevi bileşimlerini, hepsini anlaması lazım o kuru çubuğun. Verilmek lazımdı, anladın değil mi? Hepsini bilmesi lazımdı. Yani şeftali ağacının o kuru haliyle o şeftalinin rengini, kokusunu, bilmem neyin hepsini bilmesi lazım. Hem bir de şu var. İtkanın eseri. Bu da etkane kulle şey ayetine işaret ediyor. Yani yapılan her şey çok mükemmel ve eksiksiz bir sanatla yapılmış. Her şey etkane kulle şey değil mi? Hem sanatın kemali. Şu kainattaki her sanat eseri mükemmel bir sanata sahip. O zaman ne olacaktı? Eğer sebeplere verilse muhtelif olacaktı. Çünkü her sebebin şuuru farklı, ilmi farklı, kudreti farklı olacaktı. Ama tek elden çıkması gösteriyor ki mükemmel. Geliyoruz 40'a. Halbuki en adiden en âli. Allah Allah. Yani kuru üzüm çubuğundan en yüksek şeyler. Yo, bura o değil. Tam tersi. En basit şeyden, mikroptan gergedanlara, semavata kadar. Yani en normal, basit bir şeyden en yüksek, yüce şeylere kadar. En küçükten en büyüğe kadar. Anladın değil mi şu kainatta? Hiçbir vakitte nazar, bak aklınla gör, küçüğünü büyüğünü. Anladın değil mi? En aşağısını, en yükseğini. Fütur, çatlak bulamazsın. Kusur, eksiklik bulamazsın. Görmedi. Oku bakalım onu ya. Ferci'il basarayı, o ayeti başından oku ya. Yani iki defa gözünü çevir, yeniden bak. Evet. Hasi'en. Göz sana beceremedim. Anlayamadım, baktığımı takdir edemedim, kuşatamadım diye dönecek. Ulan o değil ya, hel teramin futuru okuyacaksın. O ayette geçiyor. O zaman, oku o zaman. Ya işte bu. Rahman olan Allah'ın yarattıklarında bir eksiklik, bir kusur yok. Ondan sonra? Gözünü çevir, bak. O ikinci ayeti okudun sen. Var mı bir kusur ve çatlak? Ayet kelime. Bediüzzaman hep işaret, telmih sanatı bu. Her şeyde itkanı, bak bakalım. Her şeyde sanatın mükemmelliğini, itkan, çok iyi yapmak. Her şeyinde, her durumda, vaziyette ihtimam. Mikrobun bile gözünü yaratırken müthiş bir inayet var. İhtimam gösterilmiş. Ya o küçüktür, kimse görmez. Zararı yok, eksik olsun, öyle bir şey yok. Büyüktür,
Herkes bakamaz. Hepsi. Aman ya Rabbi. Derece-i kemalde hepsi. En yüksek kemal derecesinde. Her mahiyet, mahiyet derken insan ayrı bir mahiyet. Mantıktan hatırlıyorsunuz. Yani kuş ayrı bir mahiyet, mikrop ayrı bir mahiyet. 40. hocamın misaliyle fare ayrı bir mahiyet. Kâmeti nispetinde biçilmiş. Mahiyetin boyuna göre, kıymetine göre, ona göre. Fare, fare olarak ondan güzel yaratılamaz yani. Ona göre biçilmiş. Giydirmiştir mucidi. Onu icat eden o elbiseyi giydirmiş. Demek müessiri hakiki, şu kainatta hakiki tesir sahibi olan zat vacipten, zat-ı vacipten, özür dilerim. Yani vacibül vücud olan Allah'ın zatından tesiri noktasında, yani Allah'ın tesiri noktasında denilmez. Bazı karip Allah'ın kainattaki her şeyde etkisi noktasında denilmez ki bu daha yakın ilgilenmiş. Bir kısmı da bait, uzakta kalmış. Yani bizim Anadolu ilk insan yerleştiği yer olduğu için papatyalar güzel yaratılmış. Ama tabii Meksika uzak olduğu için oraya tam bakamamış haşa. Öyle bir şey yok. Uzağı yakını yok Allah için. Her tarafta itkan veya ebaddi. Anladın mı? Veya daha uzak. Öyle bir şey yok. Allah'ın tesiri aslında çünkü mekandan münezzeh. İtkan kat'an gösterir. Yani kainattaki her sanat eserinde kusursuz kalite, yani anlatabildim mi? Kesinlikle gösterir. Bir kısmı vasıtasız, bir kısmı doğrudan doğruya vasıtasız. Mesela Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği hayatla ölüm. Hiç Kur'an-ı Kerim beşere isnat etmemiş. Vallahu yuhyi ve yumiyit. Allah hem hayat veriyor hem de ölüm. Burada vasıta yok. Vasıta kullanmıyor Cenab-ı Hak burada. Kısmen vasıtayla. Kısmen vasıta var. Anlatabildim mi? Kısmen vesaitiyle. Acaba misal verecek mi? Çünkü bir vasıta var. Kısmen de çok vasıta var. Öyle zannediyorum kısmen vasıta şey. Yani bir damla sudan insanın yaratılması buna misal. Anne baba olacak. Anlatabildim mi? Ama vesait derken mesela bir şeftali. Yağmura, suya, ışığa, sıcağa, her şeye ihtiyaç var. Olmamıştır icadı. Anlatabildim mi? Yani ihtiyaç olmamış yani. Anlatabildim mi? Evet, bir kısmı vasıtası. İcadı yani asla şey olmamış yani, nedir? Uzak, yakın, böyle bir şey yok. Tamam, bazen vasıtayla, bazen vasıtalarla. Olmamıştır icadı. Direkt icat etmiş yani. İnsanda ihtiyar var. İnsanda irade var. Zira eserinde noksan var. İnsan dışındakilerde eserlerinde noksan yok. Mesela ineğin sütünde noksan yok. Çünkü orada iradesi yok. Direkt Allah'ın iradesinden çıkan şeylerde hiç noksan yok. Ama insana biraz irade vermiş. Onun için her taraf eksik. Müthiş bir izah ya. İtkansızlık gösterir. Onun için Üstad Kudüs isminde diyor ki Cenab-ı Hak yani %1 değil belki çok cüz'i bir miktarını irade-i cüz'iye vermiş. Eğer diyor sen tırnaklarına falan bakarsan ben bunu misal veriyorum derste. Ulan diyorum dizilin bakalım kardeşler. Hepinizin tırnaklarını kontrol edeceğim. En ilk kaybeden ben olurum. Yani bir saçımızı bir tırnağımızı vermiş. İrademize bırakmış. Cüz'i bir irade. Orada da eksiklik yapıyoruz. Cebr yok. İhtiyar var insanda. Zorla. Hani cebriye mezhebi var ya. Ha, itkansızlık gösterir. Yani yaptığı işlerde eksiklik, kalitesizlik. Cebr yok. İhtiyar var. Asla mecburiyet yok insanda. İrade var çünkü. O teklifin imadı. Yani o ihtiyar, irade mükellef olmanın direğidir. Yoksa insan mükellef olamaz. Yaptıklarından sorumlu hale gelmez. Beşerin ihtiyarı, iradesi bir vasıtadır. Fakat, bak bu çok önemli. Bir vasıtadır. Fakat
itibari eşyadadır sadece. Bak, eşyayı bir umuru nispiye diyoruz biz ona. Yani doğrudan doğruya hakaiki sabitete beşer iradesinin hiçbir dahli yoktur. Mesela vücuduna ait kalbini düzgün yürütmekte hiç alakası yok. Nedir o? Bu umuru nisbiye ne demek yani? Şu demek, bir defa evvela umuru nisbiyeyi ve bir de şeyi nedir? İtibari eşyayı, eşyayı mutebere, itibari itibariye. Mesela arkadaşlar şu anda şu kahve bardağı, önce onu anlayalım ki benim neremdedir? Sağımda. Öyle mi öyle değil mi? Eminsiniz. Aha, şimdi nerede? Solumda. O zaman sağ sol bu kadar. Şimdi insana ait iradeyi verelim. Burası çok manidar. Şimdi bir lokantayı düşünün. Lokanta sahibi her türlü nimeti ve yemeği çeşit çeşit dizmiş. İçinde domuz eti var. Kuzu eti var. Harika. Yani terbiyeli tavuk eti şişleri var. Her şey var. Meyveler her türlü var. Zehir, zukkum her türlü şey var. İnsan sadece iradesiyle tercih ediyor. O tercih itibari bir emirdir. Anlatabildim mi? Yani onların hiçbirini yapma diye bir gücü yok yani. İnsana ait işler de halk ve icat diye bir şey yok. Sadece itibari emir olan iradesini kullanıyor. O kadar, başka bir şey yok. İslam alimleri, mütekellimler tartışmış. Acaba irade itibari bir emir mi yoksa başka mı? Çok enteresan. O zaman itibari bir emir olmazsa mahluk olması lazım. İşte Mutezile orada şey yapıyor. Yani tepeden yuvarlanıp gidiyor. Okuyacağız bunları inşallah. Demek ki insanın iradesi, beşerin ihtiyarı bir vasıtadır fakat. İtibari eşyada o da. Anladın mı? Tercih ediyorsun. Lokantaya gidip ben bunu yiyeceğim. Domuz yiyeceğim, zıkkım yiyeceğim. Yok, patlıcan kebap yiyeceğim helalimden. Afiyet olsun. Nisbi olan şuunda, yani nisbi olan meselelerde ve işlerde vahdet rıza gösterdi. Yani Cenab-ı Hak ona tercih edebilirsin diye rıza gösterdi. Anlatabildim mi? Hikmet böyle istedi, imtihan olabilmesi için. Yoksa imtihan olmaz. Diğer hayvanlar öyle değil. Emanet-i kübra onlarda yok. Bizde var. Kur'an-ı Kerim var bu. Şayan-ı temaşadır. Yani seyretmeye değerdir. Cüz'i bir ihtiyarın. Yani cüz'i. Cüz'i dediği itibari bir şey. Ondan dolayı cüz'i demişler. Yani bir etkisi yok. Ya şunu okuyayım, verir misin şu şeyi, sözleri? Ya ne demek cüz'i ihtiyar? Açıklıyor bunu. Çok tatlı bir yerdir bu. Yani her yeri okuyamıyoruz da, fakat böyle çok açıkladığı için. Ya burası işte. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil. Benim elimde bir cüz ihtiyariden başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanıp onunla mukabele edeyim. Halbuki o cüz ihtiyari denilen silah insani, insana verilen silah, hem aciz, düşmanlara karşı hiçbir şey yapamıyor. Hem kısadır, eli uzayamıyor. Hem ayarı noksandır, icat edemiyor. Kisten başka bir şeyi kazanıyor. Yani var olan yemeklerden birini seçiyor, o kadar. Yaptığı yok. Hiçbir şey elimden gelmez. Allah Allah, o kadar güzel bir izah ki bu. Ha, iman o cüz-i ihtiyari Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kafi getirir. Bir askerin cüz-i kuvvetini devlet hesabına kullandığı vakit binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. Allah, bu cüz-i ihtiyari Allah Allah, ne geçmiş zamana hülul edebilir. Anan öldü, baban öldü, evladın öldü. Ya bunları halledeyim, geri gel. Öyle bir şey yok. Ne de gelecek zamana nüfuz edelim. Yarın ne olacak acaba? Maziye nüfuz ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. O cüz-i ihtiyarinin meydan-ı cebelanı,
Yani hareket edebileceği meydan kısacık şu zaman hazır. Ya şeftaliyi tercih edersin ya zukkumu. Ve bir anı seyyandır. İşte bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla, fakir ve azimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve bahşetlerle perişan haldeyken külli iradeye dayandım. 17. söz bunu açıklıyoruz onun. Evet, anladınız değil mi? Şayanı temaşadır. Yani seyretmeye değerdir. Cüz'i bir ihtiyarın tavassut etmesiyle, araya girmesiyle akıl ve zeka eseri olan bir insan şehri içindeki efradı, Allah Allah, insan şehri diyor. İnsan şehrinin içindeki fertleri cemaat intizamca geridir. Ne demek bu? Akıl ve zeka eseri olan bir insan şehri içindeki efradı, yani fertler cemaat intizamca, yani cemaate göre intizam itibariyle geridir. Hiçbir vakit yetişmedi, yetişmez. Bunu anladınız mı? Hiçbir zaman fertler bütün insanlığın bir araya gelerek ortaya koyduğu şeyleri yapamaz. Vahiy ve ilham eseri olmadan bir şey yapamazlar. Anlatabildim mi? Biliyorsun bütün diyor keşifler ve yenilikler, teknolojiler hep diyor peygamberlerden vahiy ve ilham yoluyla gelmiştir. Vahiy ve ilham semeridir bunlar. Anlatabildim mi? Toplu halde meyvesidir. Bir arı kovanına, ondaki cemiyete, arı kovanında biliyorsun büyük bir topluluk var. Yoksa bir arının yapacağı iş değil o. Hem onların efradı, yani arının fertleri, hem arılar meşherdir sadece. Sadece fuar yeridir o. Esas onları toplayan, yapan sanatları bir petektir. Ve hüceyrat şehri olan, Allah Allah, hüceyrat, taşçıklar şehri olan bir nar. Ve cellardan. Cellar ne? Hüceyrat derken hocam. Hüceyrat küçücük hücrecikler. Hüceyrat şehri olan. Bürnar. Bernar ne ya? Ve cellardan. Getirir misiniz şu büyük logati? Ver bakalım. Onu orada bulamazsınız. Ancak burada buluruz. Olan keçeli onu değil. Bak şu üstteki siyahı. Ben söylemeliydim. Allah Allah. Bu ne ya? Bir nar ne? Bir nar değil. Nar, ateş değil yani. Bak şimdi nasıl çıkacak. Bu acayip bir kitap. Bu kitap olmadan Akgündüz bir şey yapamaz. Millet de zannediyor ki Akgündüz biliyor. Hiç bildiğim yok. Burnu mu hocam? Hı? Burnu mu? Var mı o? Yok yok yok. Bir nar olabilir. Bakmadım. Daha bilmiyoruz güzel kardeşim. Bakacağız hep birlikte. Allah Allah acayip bir şey ya. Bir dakika. Hocam o şey... Yanlış mı okuyorum? Cülenler nar çiçeği. Ne? Nar çiçeği. Cilnar falan yazıyor. Öyle mi? Cilnar. Nerede yazıyor? Maniye bak. Aferin sana. Cilnar nar çiçeği mi? Ha. Yani cülenler hocam. Ne? Cülenler. Cülenler. Aferin sana. Bir narı bulamadın mı? O da hocam bir nar demek. Bizim nar olan olup. Bir nar mı acaba? Bir iyice bakalım da ben yani hata yapmayalım. Evet. Bir nar. Şey değil yani. O bildiğimiz bir nar. Bir nar ve cülenlardan. Cülenler neymiş? Gül çiçeği, nar çiçeği. Nar çiçeği. Allah Allah. Hüceyrat şehri diyor biliyor musun? Hücrecikler şehri. Öf be. Yani diyor Allah Allah. İntizamca geridir yani. Sanatları sadece petektir yani o fertlerin yaptığı. Sebep de ihtiyardı. Sebebi ihtiyardı, iradesiydi. Demek cazibe-i umumi, şu kainattaki cazibe-i umumi. Ne demek cazibe-i umumi? Her şey her şeyi cezbediyor. Evet. Hangi kalem yazmıştır cevahiri ferde de? Hangi kalem? Yani nasıl ki güneş sistemini hani cazibe çekme çekim kuvveti biliyorsun. Yani çekim kuvveti büyük şeyleri böyle nizam ve intizamla yürüttüğü gibi
fertlerin cevherlerinde de küçücük cazibeler var. O nardaki daneler nasıl birleşiyor? Aralarında cazibe var. Cazibeler o kalemden damlandı. Güneşin çevresinde yıldızlar ve seyyareler ve Samanyolu'ndaki yıldızlar hangi cazibeyi umumiye ile birbirine bağlanmışsa o nar neydi? Cülennar. Nar çiçeğindeki o hücreler de işte o cazibelerle ne yapıldı? O kalemden damladı. Zerrelere serpildi o cazibe. Her bir atoma serpildi de bu hale geldi. Maşallah. Cülennar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.